Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda hepimizin bildiği korku seansı filminin arkasındaki gerçek hikayeye bakacağız. Zaten kendisi yeterince korkunç olması yetmezmiş gibi bir de öğrendim ki hikayesi aslında tamamıyla gerçek bir olaya dayanıyormuş. Ve hatta bu olayı yaşayanlar da filmin yapımında falan yardımcı olmuşlar ve tamamıyla yaşadıkları şeyin aynısının filmde yansıtıldığını söylüyorlar. Ayrıca eğer kanalıma yeni geldiyseniz ya da kanalımda daha önce bulunduysanız ve hala abone olmadıysanız lütfen aşağıdaki kırmızı butondan abone olun. Bu beni çok mutlu eder ve sizi de aramızda görmeyi gerçekten çok isteriz. Şimdi direkt olarak olaya geçiyorum. Bu olayı yaşayan talihsiz aile Perrin ailesi ve bu aile olayın yaşandığı evde tam 10 yıl boyunca yaşıyorlar. Ve bizim bildiğimiz yani filmde gösterilen olaylar aslında ilk 3 yılda yaşanıyor. Fakat bu aile maalesef ki 7 yıl daha bu evde yaşamak zorunda kalıyorlar. Çünkü ekonomik olarak bu evden çıkmayı karşılayamıyorlar. Yani anlayacağınız şu ki yıllardır bu kabusa, bu işkencelere maruz kalıyorlar ve kaçamıyorlar da. 1970 yılında Roger ve Carolyn Perrin adlı kişiler bir çiftlik evine taşınmaya karar veriyorlar ve bu taşındıkları çiftlik evi de bizim filmde gördüğümüz yer. Beş kızlarıyla birlikte Harrisville, Rhode Island'da olan bu eve taşınıyorlar ve bu evin tarihi aslında çok daha öncesine dayanıyor. 1736 yılında inşa ediliyor bu ev. Yabancılarda belki biliyorsunuzdur evlere isim verme olayı var. Özellikle büyük böyle hani çok geniş falan zenginlerin evlerine isim verirler ve bu evin adı da Old Arnold Estate olarak geçiyor. Size şimdi anlatacağım şeyleri ailenin en büyük kızı olan Andrea Perrin adlı kızın da ağzından söylenen şeyler olduğunu öncelikle belirteyim. Hani o bazı yerleri direkt olarak onun sözlerini kullanacağım ama geri kalanında olayı olduğu gibi anlatacağım size özet olarak. Söylenene göre bu evdeki yaşananlar başta zararsızdı. Aslında eve ilk geldiklerinden itibaren fark etmişlerdi evde bir enerjinin olduğunu. Fakat başta onları hiç rahatsız etmeyen bir şeydi. Çocuklar hatta oyun oynarken falan evdeki ruhların kendilerini izlediğini söylüyordu ailelerine. Ve ufak tefek şeyler oluyordu ama dediğim gibi zarar vermiyordu kimseye. Elektrikli aletlerle falan uğraşıyorlarmış sanırım. Mesela bodrum katına genelde kimse inmek istemiyormuş. Çünkü babalarının söylediğine göre, yani Andrea'nın babasının söylediğine göre bodrum hani çok soğukmuş ve oraya indiği zaman sürekli böyle arkasında özellikle buz gibi bir şey hissedermiş. Hatta genellikle inmemeye çalışırlarmış oraya hepsi. Ama böyle sürekli evdeki ısıtıcılar falan bozulduğu için böyle işte ne bileyim eve ısı sağlayan şeyler falan bozulduğu için babası mecburen oraya inmek zorunda kalırmış. Ve zaman geçtikçe bunlar gitgide korkunçlaşmaya başlıyor. Yani evde artık zararlı bir hale gelmeye başlıyor yaşanan şeyler. Çocukların yatakları yerden yükseliyormuş ve evdeki eşyalar falan bazen böyle havada uçuşuyormuş. Bazı eşyalar olduğu yerden fırlayıp hani kırılıyormuş falan, bozuluyormuş ya da böyle fotoğraflar duvardan çıkıp başka bir yere fırlıyorlarmış. Bu olaylar olmaya başlayınca Carolyn, yani bu çocukların annesi, evi araştırmaya karar veriyor. Hani öncesinde bir şeyler yaşanmış mı diye. Ve buldukları onu gerçekten çok şaşırtıyor. 8 jenerasyon boyunca aynı aile bu evde yaşamış. Ve hani çoğu kişi de, bunların arasında bulunan çoğu kişi de trajik bir şekilde, gizemli bir şekilde, böyle korkunç şekillerde falan hayatını kaybediyor. Hatta bu ailedeki çocuklardan birisi yakınlardaki bir su birikintisinde boğuluyor. Sonra bir tanesi mesela öldürülmüş. Ve birkaç kişi de kendisini asarak intihar etmiş bu evde. Andrea'nın söylediğine göre bu evdeki varlık annesini kıskanmaya başlamış. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kendisini evin hanımı olarak görmüş diyebilirim. Yani hani doğru çevirisi bu oluyor açıkçası. Evde zaten hani daha önce belirtmedim ama böyle çok büyük bir ev. 14 tane odası falan varmış. Bu kendisini evin hanımı olarak görmüş ve hani anne rolünde, yani evin hanımı rolünde olan kişi aslında Carolyn olduğu için Carolyn'i sevmiyormuş ve Carolyn'i hedef almış açıkçası. Ve bu ruhun adı Bathsheba'ymış. Bathsheba da diyorlar ama Bathsheba deyip geçeceğim. Bathsheba'ymış bunun adı. Ve zaman geçtikçe Carolyn'e gitgide daha çok bağlanmış. Ona sürekli zarar vermeye başlamış. Tırmalıyormuş Carolyn'i, işte Carolyn vücudunda böyle morluklarla uyanıyormuş falan, fizik
fiziksel olarak ona saldırmaya başlamış. Ve söylenene göre bu Bathsheba adlı kişi orada yaşamış daha önce. Ve bir gün Carol'in uyandığı zaman onu üzerinde bulmuş. Kendisini boğuyormuş ve kendisine defol buradan diye bağırmış ardı ardına. Aynı zamanda tanımladığına göre de kendisi bayağı korkunç bir görünüme sahipmiş. Başı böyle yana doğru eğikmiş sanki boynu kırılmış gibi. Bathsheba zaman geçtikçe daha da ona bağlanaraktan Carolyn'i sonunda ele geçiriyor. Ama ele geçirmeden önce söylenene göre Carolyn'i bir dikiş iğnesiyle bıçaklıyor. Şimdi size biraz Bathsheba'yı anlatacağım. Bathsheba 1812 yılında doğuyor Rhode Island'da. Ve evlenip o eve taşınıyor. Bu kadının bir tane oğlu var. Adı da Herman Sherman. Ve insanların söylediğine göre 3 çocuğu daha varmış. Ama bunların hepsi daha küçükken ölmüşler. Ve bazı kişiler onun cadı olduğundan şüpheleniyorlar. Bunun sebeplerinden birisi de bir tane çocuğun onun gözetiminde hayatını kaybetmiş olması. Ve otopsi raporlarında da ortaya çıktığı üzere çocuğun ölüm sebebi kafasının arkasına batırılan bir dikiş iğnesiydi. Bu yüzden hani bu kadının aslında suçlu bulunması gerekirken kendisi asla yargılanmıyor. Ve bazı insanlar kadının bu çocuğu aslında şeytana falan kurban ettiğini düşünüyorlar. Aynı zamanda kendi çocuklarını da yapmış olabileceği iddialarını ortaya atıyorlar. 1885 yılında kendisi ölüyor ve söylenene göre kendisini asarak ölüyor. Ve eğer korku seansı filmini izlediyseniz filmdeki kendini asan kadın figürü de zaten buradan geliyor. Bathsheba Carolyn'i ele geçirdiği zaman artık kocası dayanamadı ve Ed ve Lorraine Warren'ı aradı. Ed ve Lorraine Warren'ı eğer bilmiyorsanız onlar bayağı böyle hani en ünlü medyum mu hani bu tarz insanlardan birisiler. Böyle diğer dünyayla falan iletişimleri kuvvetli olan hatta böyle hepimizin mutlaka duyduğunu düşündüğüm Annabelle adlı bebeğin de şu anki sahipleri kendileri. Ve evet Annabelle de gerçek. Onun hakkında video yapmamı da istiyorsanız onu da bırakabilirsiniz yorumlara. Ben onun da videosunu yaparım. Onu falan mesela evlerinde tutuyorlar şu anda ve çok ünlüler bu konularda. Bu tarz olaylarda genelde en çok danışılan kişiler olmuşlar bir dönem boyunca. Ed ve Lorraine Warren hakkında da video yapabilirim ayrıca onu istiyorsanız onu da lütfen belirtin. Her neyse konuyu dağıtmıyorum. Ed ve Lorraine Warren'ı arıyorlar. Ve Lorraine Warren'ın söylediğine göre eve girdiği anda negatif bir şey olduğunu hissediyor. Ve bu evde Carolyn'e bağlı olan çok kıskanç bir ruh var diyor. Aynı zamanda Lorraine bu evdeki var olan gücün vazgeçmeyi düşünmediğini söylüyor. Lorraine ve Ed bu evi temizliyorlar. Ama maalesef ki bu temizleme olayından sonra kendisi gücünü kaybedeceğine Bathsheba daha da güçleniyor ve evdeki negatif ruhlar daha da sinirlenmeye başlıyorlar. Daha saldırgan bir şekilde geri dönüyorlar diyebiliriz. Ve filmde aslında bir şeytan çıkarma sahnesi var. Eğer izlediyseniz bilirsiniz ve ben gerçekten o sahnede hani dedim ay nereden izledim ben bu filmi falan dedim ama o sahnesi gerçekten çok fenaydı. Bayağı bir başarılı yapılmış bir sahneydi açıkçası. Hani bu sahne aslında Lorraine Warren'ın söylediğine göre filmde eklenmiş bir şey. Kendileri asla bir şeytan çıkarma uygulamamışlar Carolyn üzerinde. Çünkü bunun sadece özel rahiplerin falan yapacağı bir şey olduğunu söylüyor Lorraine. Ama kendilerinin de gerçek hayatta Carolyn'e bir hani seans düzenlediklerini ve onun içerisindeki ruhla falan konuşmaya çalıştıklarını söyledi. Ve burada aslında bir olay oluyor. Bu seans düzenlenirken bir şeyler yanlış gidiyor ve her şey daha da kötüleşiyor. Bu olayın üzerine Roger yani Carolyn'in kocası Ed ve Lorraine'i evden kovuyor. Hatta bu olaya kızlardan birisi yani Andrea başta da bahsettiğim kız şahit oluyor ve Andrea kendisi de açıklıyor bunu. Andrea'nın söylediğine göre Ed ve Lorraine kontrolleri dışında bir şey açmışlardı, bir geçit mi artık nasıl bir şeyse. Ve bunu geri kapatamadıkları için de her şey daha da kötüleşmişti. Şimdi size direkt olarak Andrea'nın sözlerini okuyacağım. İletişim kuran kişi Lorraine oluyor, işte Carolyn de ele geçiriliyor ve Andrea diyor ki o an bayılacağımı sandım. Annem kendisine ait olmayan bir sesle, garip ve bu dünyada var olmayan bir dilde konuşuyordu. Sandalyesi yerden yükseldi ve odanın öbür tarafına fırlatıldı. Evet, burada da gördüğünüz üzere o olay gerçekten de hani aslında bir şeytan çıkarma olarak da değil de seans olarak yapılmış bir şey oluyor ve
O andan sonra her şey çok kötü bir hal alıyor. Bu olaylardan sonra 7 yıl boyunca dediğim gibi finansal sebeplerden dolayı bu evde yaşıyorlar. Ama sonradan Georgia'ya taşınıyorlar. Kimilerinin söylediğine göre bu olaylar peşlerini pek de bırakmamış. Hani onların negatif enerjiler onları gittikleri yerlerde takip etti diyor bazı insanlar. Ama sanırım Andrea'nın söylediğine göre, çünkü benim okuduğum haberde öyle bir yer vardı. Artık hani o taşındıktan sonra bu olayların durulduğunu ve daha rahat bir hayat yaşadıklarını söylemiş. Ve 2013 yılında da bu film çekiliyor tabii ki. Hatta size şöyle de bir bilgiyi vermek istiyorum. Az önce umarım duydunuz mu bilmiyorum ama bilgisayarımdan manyak bir ses çıktı ve birden videoyu durdurduğum anda kesildi. Evet, video bitireceğim şimdi. 2013 yılında bu film çekiliyor ve Lorraine Warren da bu filmin setinde aslında, yani olayların doğru aktarıldığını emin olmak için bu sete Lorraine de geliyor. Evet, bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.